İran, Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı uranyum takası anlaşmasının ayrıntılarını içeren mektubu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na sundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperwez, takas anlaşması konusunda bu aşamadan sonra bir bahane kalmadığını ve deklarasyonda bulunan 10 madde dışında yeni bir koşulu kabul etmeyeceklerini söyledi. NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu ile konuştu. Takas anlaşması kabul edilir ancak Birleşmiş Milletler'in yaptırımları gündeme gelirse İran'ın tavrı ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Mufek mukanim ki... Tahran bildirgesi İran, Türkiye ve Brezilya'nın yapıcı işbirliğinin sonucudur. Biz resmi anlamda çok büyük bir işe imza attık ve en kısa zamanda aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın bulunduğu Viyana grubunun kendi görüşlerini açıklamalarını bekliyoruz. İran bu süreçten umutlu mu? Musallaman. Tahrip ve tehdit edici sözleşmeler olumlu bir adım olmayacaktır. Biz bu konuda çok iyi niyetliyiz. Herkesten de aynı iyi niyeti bekliyoruz. Bağımsız ülkelerin de bu takası desteklediğini biliyoruz. Örneğin Tacikistan'daki İslam Konferansı Teşkilatı toplantısında 57 İslam ülkesi bu bildirgeyi onayladılar. Deklarasyonda olmayan bir taleple karşınıza gelirlerse bu anlaşma bozulabilir mi? Kararımın yine. Biz resmi mektubu da göndererek işe başladık. Birlikte bir deklarasyon ilan edildi. Herhangi bir talep için mantıklı ve güçlü bir nedenleri olması gerekiyor. Biz bir an önce bu değiş tokuşu işleme koymalarını istiyoruz. 10 maddelik bildiride tüm konulara değinilmiştir. Bu bildirgeye istinaden bir anlaşma yapılması lazım. Eğer Viyana grubu bunu kabul ederse ve bu çerçevede bir anlaşma olursa konu kapanmıştır. Zaten bazı konuları Türkiye ve Brezilya bizimle konuşarak ABD, Fransa gibi ülkelerin sorularını aktardılar. Sayın Erdoğan da bunu bize bildirmiştir. Bu aşamadan sonra bahanenin yeri yoktur. Derbar gerifti. Herkes şunu merak ediyor. Gerçekten İran'ın elinde 1200 kilodan fazla zenginleştirilmiş uranyum var mı? 2000 kilodan bahsediliyor. İran'daki reaktörümüz için yakıt gerekiyor. Bildiride bahsi geçen miktar uzmanların belirlediği önceden anlaşılan miktardır. Takas anlaşması da bu kadar miktarı içermektedir.